Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizler için seramik hamurundan çeşitli objeler yapacağım. Ben seramik hamurunu kırtasiyeden aldım. Küçük veya büyük bütün kırtasiyelerde bu tarz seramik hamurlarını bulabilirsiniz. Bunların çeşitli renkleri vardı. Ben beyaz olanını tercih ettim. Ayrıca özellikle bir marka arayışına girmedim. Kırtasiyede hangisi varsa onu satın aldım. Öncelikle paketi açarak seramik hamurunu ikiye böldüm ve elimle bir miktar yoğurduktan sonra seramik hamurunun altına ve üstüne yağlı kağıt koyarak merdane yardımıyla açıyorum. Hamuru çok aşırı derecede inceltmenize gerek yok. Ne ince ne de çok kalın olması gerekiyor. Ama siz kalın çalışmaları tercih ediyorsanız bir miktar kalın bırakabilirsiniz. Tabak veya kase yapacaksanız açtığınız hamuru tabağın veya kasenin içerisine sererek kenardaki fazlalıkları kesiyoruz ve hamurumuzu bir miktar nemlendirerek kenarlarına şekil veriyoruz. Daha sonra kurumaya bırakıyoruz. Seramik hamuruyla istediğiniz her türlü çalışmayı yapabilirsiniz. Özellikle dekoratif ürünler, süs eşyaları, hediyelik eşyalar, takı malzemeleri, minyatür çalışmalar, çeşitli aksesuarlar, anahtarlıklar ve benzeri gibi aklınıza gelen her türlü çalışmayı yapabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece hayal etmek ve hamuru şekillendirmek. Hepsi bu kadar basit. Ben seramik hamurunun en küçük paketinden 2 paket kullandım. Bu 2 paket seramik hamuruyla 5 tane farklı boyutlarda dekoratif tabak ve artan parçalarla da anahtarlık ve magnet tarzında küçük çalışmalar yaptım.
Hamurumu şekillendirdim ve şekillendirme işlemi tamamlandıktan sonra yaklaşık 2 gün boyunca kurumaya bıraktım. Hamur kuruduktan sonra zaten kalıptan kendiliğinden çıkıyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde zorlanmıyoruz. Hamuru şekillendirme işlemi yaparken hamurun hiçbir parçasını ziyan etmedim. Özellikle her paketten artan en son parçayı bile elimle yuvarlayarak bir çöp şişle de delik açarak boncuğa dönüştürdüm. Sizler de bu şekilde hamurunuzu ziyan etmeden istediğiniz biçimde şekillendirebilirsiniz. Seramik hamurlarım kurudu. Kurudukça zaten kendiliğinden kalıptan dışarı atıyor arkadaşlar ve kolaylıkla çıkarabiliyoruz. Eğer kalıba iyice yapışmışsa ve çıkmakta zorlanıyorsa siz maket bıçağı gibi sivri bir cisim yardımıyla kalıbı çıkarmaya yardımcı olabilirsiniz. Kuruyan objelerimizi tamamen pürüzsüz hale getirmek için ince bir zımpara yardımıyla zımparalıyoruz ve fazla tozunu fırçayla temizliyoruz. Ardından da ıslak mendille temizleyerek tamamen tozundan arındırmış oluyoruz. Zımparalama ve tozundan arındırma işlemlerimizi de tamamladık. Şimdi geriye boyama ve süsleme aşaması kalıyor. Bu aşamada herkes kendi zevkine ve elindeki malzemelere uygun olarak istediği şekilde süslemeler yapabilir. Ben akrilik boya kullanarak ürünleri farklı renklere boyamayı tercih ettim. Önce önünü boyadım ve kurumaya bıraktım. Ön tarafı kuruduktan sonra da aynı şekilde arka taraflarını da boyadım. Bazı çalışmaların önünü ve arkasını farklı renklere de boyayabilirsiniz. Örneğin ben en büyük tabağın ön yüzünü yavru ağzına, arka tarafını ise pembe renge boyadım. Zemine attığımız boyalarımız tamamen kurudu. Şimdi bu boyaların üzerine istediğimiz desenleri çizebilir, dekopaj çalışması tarzında çalışmalar yapabiliriz. Ben bilgisayardan A4 kağıdı üzerine bu şekilde yapraklar ve çeşitli desenler çıkardım ve çıkardığım bu desenleri keserek önceden hazırladım. Şimdi hazırladığım bu desenlerden bazı seçtiklerimi tabakların üzerine çiçek tutkalı yardımıyla yapıştıracağım ve üzerine tekrar çiçek tutkalı süreceğim. Çalışmaların üzerine ise çeşitli kalemler kullanarak istediğim desenleri çizdim. Çizim yaparken çizim kalemi, asetat kalemi, porselen kalemi ve diğer kalıcı kalemlerden kullandım. Ayrıca akrilik boya ve fırça yardımıyla da yine istediğim desenleri yaptım. We'll be right back.
tabaklarımı süsleme işlemini tamamladıktan sonra en son bütün tabaklarımın kenarlarına bakır renkli akrilik boya sürdüm. Tabaklarda olduğu gibi küçük objelerimin üzerine de çeşitli kalemler ve akrilik boyalar yardımıyla istediğim süslemeleri yaptım. Süsleme işleminin ardından boyalarım tamamen kuruduktan sonra çalışmaların ön tarafına tutkal sürüyorum. Ön tarafındaki tutkal kuruduktan sonra arka tarafa da aynı şekilde tutkal sürüyorum. Tutkal sürmedeki amacımız boyaların hem kalıcı hale gelmesi, hem sağlam olması, hem de çalışmaların daha parlak gözükmesi. Siz isterseniz tutkal yerine vernik de kullanabilirsiniz. Ön ve arka taraflara sürmüş olduğum tutkallarım tamamen kurudu. Böylece seramik hamuruyla yapmış olduğum çeşitli objelerimi bütün aşamalarıyla tamamlamış oldum. Bence hepsi birbirinden şirin oldu. Eğer seçim yapacak olsam gerçekten hiçbirini diğerine tercih edemeyeceğim. Hepsi de birbirinden güzel oldu. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Üstelik yapımı da çok basit ve çok zevkli. Siz bu videodaki çalışmalardan en çok hangisini beğendiniz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ayrıca bundan sonra seramik hamuruyla yapmamı istediğiniz projeleri yorumlara yazabilirsiniz. Sizler de hemen hemen bütün kırtasiyelerde satılan bu seramik hamurlarından satın alarak istediğiniz hediyelik eşyaları veya dekoratif ürünleri yapabilirsiniz. Bu videodan esinlenerek seramik hamuruyla yapmış olduğunuz çalışmaların resimlerini de Instagram'dan benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Umarım seramik hamuruyla yapmış olduğum bu fikirler hoşunuza gitmiştir ve sizler için faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.